Gamurça'ya hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yeni bir Gamurça karşınızdayız. Parev diyerek başlayalım programımıza. Evet, bu hafta aslında son 2 haftadır, son 10 gündür gündemde bütçe görüşmeleriyle birlikte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı Türkiye ile normalleşme sinyalleri üzerine gelen açıklamaları konuşacağız. İki taraftan da açıklamalar oldu. Hatta özel temsilcilerin atandığı haberleri de geldi. Siz bu programı izlerken aynı zamanda Ermenistan'ın özel temsilcisinin atandığının da Dışişleri Sözcüsü Rupen Rupinyan'ın özel görüşmeci olarak atandığı, görev aldığı haberleri de geldi. Bunun üzerine Türkiye'de siyasetten başlayarak sivil topluma doğru giden birkaç tane seri program yapacağız. Bunun ilkinde tabii ki Türkiye'de siyasi alanda bu konuda birazcık aklı selim düşüncelere de başvurabileceğimiz meclisteki HDP milletvekili Garo Paylan olacak konuğum. Garo, hoş geldin. Parev Aris, hoş bulduk, merhabalar. Parev, tekrardan aslında bir normalleşme süreciyle gündemdeyiz. Yani soykırım tasarıları vesaire Türkiye'nin meclis gündemine hep gelir ama hani böyle kınamalarla bu sefer farklı bir gündem var. Daha öncekinden de farklı bir motivasyon ve ivme var zannedersem. Senin de mecliste bu konuda yaptığın açıklamalar vardı. Aslında bir yol haritası çizilmesi gerekliliği üzerine de vurgular var. İlk başta senin yorumunla başlayayım. Bir kere neden bütçe görüşmelerinde böyle bir açıklama geldi? Aris, aslında bu geçen yılki savaştan beri süren düşüncenin bir sonucuydu. Yani ben geçen yıl savaş sürecinde hatırlıyorsun, bu savaşın kazananı ne Ermenistan olacak, ne Azerbaycan, ne de Türkiye olacak demiştim. Evet. Bu savaşın 3 kaybeden ülkesi olacak. Azerbaycan, Ermenistan başta tabii ki savaşan ülkeler olarak ve Türkiye olacak demiştim. Evet. Bu savaşın tek bir kazananı olacak, Rusya olacak. Tek bir kurşun atmadan bölgeye yerleşecek demiştim ve maalesef dediklerim çıktı. Şu anda Karabağ'da Rus güçleri var. Karabağ bir garnizon durumunda, Rus garnizon durumunda, Azerbaycan'a Rusya yerleşmiş durumda. Ermenistan'da Rusya'nın etkisi daha da fazla çoğalmış durumda ve Türkiye bu savaşta Azerbaycan'ın tarafını tutarak bölgede hakimiyet kuracağını düşünüyordu ama bu hakimiyetin esamesi dahi yok. Ve savaş sonrası pek çok siyasetçi sen haklı çıktın Garo dediler. Bunlar meclisteki pek çok siyasi partinin üst düzey temsilcileri ve savaş sonrası artık savaşla kazanamadık. Acaba barışarak, yani bölgede, Kafkasya'da normalleşerek, barışarak Türkiye'nin bir etkisi olabilir mi düşüncesi oluştu. Ve bu yönde bir yıldır süren benim de yaptığım diplomasi çabaları sonucu, evet ya artık normalleşme zamanı düşüncesinin bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Çünkü savaş sonrası ben pek çok siyasi partiyle görüştüm ve onlar evet artık sınırlar açılmalı, normalleşme olmalı düşüncesini ortaya koydular. Hatta ilginç olarak veya bu mecliste ne bileyim Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti gibi iki milliyetçi parti var. Onların temsilcileri dahi bu normalleşme adımlarını destekler pozisyondalar. Yani Aris, şöyle bakabiliriz. Bir fırsat penceresi var. Hı hı. Yani şu anda barış için müthiş bir fırsat penceresi var ve bu fırsat penceresini değerlendirip değerlendirememek hem Türkiye'nin hem Ermenistan hem de Azerbaycan'ın siyasetçilerinin bu işi ne kadar samimi olarak sürdüreceklerine bağlı. Hı hı. Hatırlarsan bu fırsat penceresi 1993 yılındaki savaştan sonra da oluşmuştu. Evet. Ve çok önemli bir fırsat penceresiydi. Maalesef o berhava edildi. Başta tabii ki Türkiye'deki milliyetçi siyasetçilerin bununla çok fazla ilgilenmemeleri üzerine ve bu meseleyi Karabağ meselesine bağlamaları sonucu bu oluşamamıştı. Tabii Ermenistan'daki siyasetçilerin de o konuda yeterli bir irade koyamamaları ama tabii başta Türkiye'nin sorumluluğuydu. Başka bir fırsat penceresi 2008 yılında doğmuştu. Futbol diplomasi sonucu, hı hı, protokoller ve sonucunu getirememiştik maalesef ve burada hepimizin sorumluluğu var tabii ki. Şimdi yeni bir fırsat penceresi var. Şimdi, hı hı, bu fırsat pencereleri zaman zaman doğar ama uzun sürmez. Bu fırsat penceresini değerlendirmek hepimizin sorumluluğunda. Ben de bu konuda sorumluluk alacağımı söyledim. Çünkü 6 ay sonra bu fırsat penceresi kapanabilir. Yeniden milliyetçi söylemler devreye geçebilir. O açıdan hepimizin bu konuda sorumluluk alması gerekir. Ben bu konuda da Aris, temkinli bir iyimserlik içindeyim. Çünkü elbette Türkiye'deki iktidarın pek çok antidemokratik uygulamaları, dış politikada pek çok noktada çuvallamaları bu konuda elbette ben de bir rezerv koyuyorum ama
Madem ki herkes istiyor, madem ki bu normalleşmeyi herkes arzuluyor, bu konuyla ilgilenmek gerekir ve şu anda Azerbaycan'da, Ermenistan'da bu konuda iki ülke sorunları konusunda da bir müzakere yürüyor. Eş zamanlı olarak da Türkiye ile normalleşmeden atılabileceği ortaya kondu. Ve Dışişleri Bakanı'nın ağzında da meclisteki bütçe görüşmelerinde bu dillendirdiğine göre bunu ciddiye almak gerekir. Ben ciddiye alıyorum ve bu konuda pek çok görüşme yapıyorum parlamento içinde, hükümetle, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla. Ve bunun herkes için iyi bir adım olacağı düşüncesini yaymaya çalışıyorum ve her türlü sorumluluğu da sonuna kadar alacağım. Galiba burada iki tane aslında bana soru için pas atmış oldun. Birincisi şimdi ilk başta söylediğin gibi senin mecliste aslında birçok milletvekillerinden, birçok siyasilerden bu mesajı aldığını söylüyorsun. Yani milliyetçi partilerden bile artık bir yeşil ışık var bu konunun normalleşmenin yaşanmasıyla ilgili. Bir de şunun altını çizmek istiyorum, sen söyledin. Bu pencere çok uzun kalmaz açık. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Daha önce de böyle girişimler olduğu için hep böyle bir şeyler var. Bir temkinli yaklaşım var. Şimdi sen Türkiye'deki siyasi alanda bu konuda bir yol açıcı ve ortak bir nokta olduğun gibi aslında diaspora ve Ermenistan'da da öyle. Eminim ki iki taraftan da siyasiler ya da sivil toplum örgütleriyle bu yıllar içerisinde pek çok temasın olmuştur. Onların görüşleri sana iletilmiştir. Dolayısıyla şimdi mesela Samson Özel olarak bu hafta Artı TV'ye konuşurken diasporanın biraz aslında umutsuz olduğunu söylüyordu. Ama Ermenistan'da yine iç siyasette eleştiriler gelse de bir kararlılık var sanki bu sefer, değil mi? Ben bir kararlılık olduğunu görüyorum ve Paşinyan hükümetinin avantajı şu. Bundan yalnızca 8 ay önce Paşinyan hükümeti seçime gitti. Ve seçimde normalleşme adımlarını anlattı. Yani bölgedeki sorunları çözmeliyiz, Türkiye ile ilişkiler normalleşmeli, barışmalıyız düşüncesini anlattı. Muhalefet ise hayır dedi, işte intikam almaktan bahsetti ve ama sonuçta Ermeni halkı barıştan yana irade koyan Paşinyan'ın yanında durdu. Bu önemli bir yetkilendirmedir ve bu yetki çerçevesinde Paşinyan davranıyor. Halkından destek almış bir Paşinyan var bu politika konusunda. Ve ön yargılar var Aris, bu da çok doğal. Yani diaspora dediğimiz, hani bu arada bizi izleyenler bilsin, benim amcam, teyzem, halam, kuzenlerim. Yani Kanada'da yaşayan akrabalar, hepimizin akrabaları var diasporada. Anadolu'lu insanlar yurt dışında yaşıyorlar ve diaspora oluşmuş. Ve ön yargıları olması çok doğal. Çünkü üç kuşaktır pek çok felaketle, pek çok acıyla karşı karşıya kalmışlar. Şimdi bu ön yargıları kırmak da zor bir iştir ama aynı zamanda çok kolaydır. Ben bunu pek çok iktidar temsilcisine anlatıyorum. Mesela şöyle diyorum. Can Azerbaycan diyorsunuz ya. Yani bu can kelimesi Ermenice'de de çok önemli bir kelimedir. Yani mesela biz Aris Can deriz, Garo Can deriz birbirimize. Evet. Bir can Ermenistan da olabilir. Bir can Ermenistan kelimesini kullansanız ben eminim ki Ermenistan'daki bütün insanların bu kalbindeki buzları bir miktar eritirsiniz. Hı hı. Ve Ermenilerle aslında Anadolu halkları, yani kardeş halklar, bir arada yaşamış halklar, bu kardeş kelimesini kimi sevmez ama bir arada hemhal olmuş halklar ve kültürel ortaklıkları var. Yani belki bir Azeri halkıyla elbette ortaklıklar var Anadolu halklarının ama Ermeni halkıyla çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. En az Azeri halkları kadar, halkı kadar olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan aslında ön yargılar çok derin ama bence kırılması da bir o kadar kolay Aris. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Yani bir Ermeninin, Ermenistan halkından birinin buraya geldiğinde onlar da bu şoku yaşıyor. İlk kez Türkiye gelmiş veya Türkiye'den oraya gitmiş insanlar da ya bu kadar ortak noktamız varken çözemeyeceğimiz ne var diye düşünüyoruz. O açıdan aslında şöyle bakalım. Normalleşme dediğimiz şey bütün sorunları çözdük anlamına gelmiyor. Bunu herkes bilsin. Hı hı. Yani Yunanistan'da da sorunlarımız yok mu? Türkiye'nin var. Evet, bence çok kolay çözülebilecek sorunlar ama sorunlar var. Ama şunu yapmıyoruz. Sınırları Yunanistan'la kapatmıyoruz. Kültürel ilişkileri askıya almıyoruz. Hı hı. Diplomatlarımızı geri çekmiyoruz. Büyükelçilikler çalışıyor. Bundan bahsediyoruz aslında. Normalleşme dediğimiz şey iki komşu ülkenin olması gerektiği gibi davranması. Yani sınırlarının açık olması, iki tarafın büyükelçiliklerin açık olması ve büyükelçilerin olması, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik kültürel ilişkilerin başlaması. Hı hı. Bunlar da halkların birbirine tanıması, kültürel ilişkilerin sağlanması, ekonomik ilişkilerin sağlanması ve ben ekonomik ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum veya kültürel ilişkilerin. Çünkü herkes birbirine bir bağımlılık ilişkisi kazanır. Yani şöyle ki
diyelim ki Trabzon limanından giren bir malın Ermenistan'a ulaşması, bölgedeki üretilen malların Ermenistan'a ulaşması veya tersi Ermenistan'da üretilen malların Türkiye'ye ulaşması veya Trabzon Rize limanı üzerinden uluslararası ülkelere ulaşması önemli bir bağlılık ve bağımlılık ilişkisidir. Bu tip ilişkilerin gelişmesi konusunda adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Ve bu konuda da güven artırıcı tedbirler arası çok önemli. Yani çünkü düşünün, ön yargıları olan halklar ne yaparlar kalpleri kazanmak için? Güven artırıcı adımlar atarlar. Hı hı. Yani mesela ilk adım ne dendi? Doğrudan uçak seferlerinin başlaması dendi, değil mi? Oysa 2-3 yıl önceye kadar vardı, Atlas Jet uçuyordu ama iflas ettiği için uçamadı. Şimdi pek çok uçak seferleri söz konusu olabilecek veya kültürel ilişkilerin başlaması gibi olabilir. Karşılıklı heyetlerin gitmesi gelmesi olabilir veya uçak hava sahalarının açılması ki bu adımlar atıldı biliyorsun. Şu anda hava sahaları Ermenistan ve Türkiye birbirine açtı. Bu tip güven artırıcı adımlar atılması ve bence çok önemli bir nokta daha var. Bu yol haritası çalışılmalı. Yani bu normalleşme adımlarının yol haritasını çalışmalıyız. Hangi noktada hangi adımlar atılabilir karşılıklı olarak bunları çalışmalıyız. Ben bunun üzerine düşünüyorum. Hı hı. 2009'da çok önemli bir konu vardı. O zaman sivil toplum da devredeydi. Hani TEPAV pek çok kuruluş bu konuda çalışmalar yapmıştı. Şimdi çok daha az bir ilgi var. Bu ilgiyi çoğaltmalıyız. Daha çok kurum, düşünce kuruluşu bu konuda çalışmalı. Aydınlar, gazeteciler, yazarlar bu konuda bence çalışmalı ve yol haritasını belirlemeliyiz. Yol haritasını belirlersek ben eminim ki karşılıklı olarak atılacak iyi niyetli adımlar, güven artırıcı adımlar bu süreci destekleyecektir. Hı hı. Evet, bu sürece taş koymak isteyenler de olacaktır ama kazanımları gördükçe ben bu sürecin gerisinde durulmayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki en büyük riskimiz de fırsatlar var ama bu işin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine bağlanmış olması, hı hı, orada olabilecek herhangi bir provokasyon veya o süreci baltalayacak adımsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine maalesef taş koyacaktır. Peki buradan şunu sormak istiyorum. İlk başta dedin ki bu konuda görev almaya, üstüme düşeni yapmaya hazırım. Ne düşüyor üstüne sence? Şimdi bir taraftan bir muhalefet milletvekilisin, siyasetçisin ama Ermeni toplumunun bir üyesi olarak birçok alanda birçok farklı görevde düşebilir. Bu anlamda üstüne düşen görevi nasıl tanımlıyorsun? Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım, Türkiye'liyim, Anadolu'luyum ve bir Ermeniyim. Bütün bu kimliklerimin bir bileşkesi olarak üzerime ne görev düşüyorsa yapacağım ve şunu da biliyorum Aris, bu konuda tabii tevazu göstermem lazım ama gerek Ermenistan'da gerek diasporada önemseniyorum yani, ve söylediklerim önemseniyor. Ben şunu anlatmaya çalıştım Türkiye'deki siyasette. Bu konuda kilit de anahtar da biziz. Yani biz pozitif bir gündem yaratırsak, şuna emin olun, biz bir adım atarsak Ermenistan iki adım atacaktır. Ermenistan halkı bu anlamda iki adım atacaktır. Çünkü Türkiye'ye karşı müthiş bir ön yargı var. Şimdi bu ön yargıları kırmak da konusunda yardımcı olabilirim. Bu önemli bir adım. Ve ben Türkiye'deki yönetimin samimi olduğunu gördükçe, bu konu çok önemli bence. Çünkü daha önce yarım bırakılmış pek çok süreç var. Bu süreçler konusunda da ön yargılı olmaya haklıyız. Samimi olduğunu gördükçe bu samimiyeti Ermeni dünyasına anlatmaya çalışacağım. Ya yani, evet bakın, bu konuda Türkiye yönetimi samimi ve bir yol haritası var. Bu yol haritasında da bakın ilk adımlar da atıldı. Ardından şu adımlar olacak ve nihayetinde sınırlar açılacak. Sorunlarımız kalmayacak mı? Herkes şöyle düşünebilir. Ya bütün sorunları çözeceğiz. Öyle bir iddiamız şimdilik yok. Mesele normalleşmeye ulaşmak, sonrasındaki ilişkilerle bütün sorunları çözmeye çalışmaktır. Ben normalleşmeye ulaşacağımız konusunda ortada bir samimiyetin olduğunu düşünüyorum. Ama bu samimiyet testini de başta Türkiye'nin hükümeti olmak üzere Ermenistan hükümeti de gösterecek ve Azerbaycan hükümeti de. Çünkü dediğim gibi bu üç konu, yani Ermenistan-Azerbaycan ilişkisi, Türkiye-Ermenistan ilişkisi birbirine bağlı. Bu bağlılık da bir yandan avantaj, ki iki meseleyi bir arada çözme olasılığımız var, bir yandan dezavantaj. Ben de bu samimiyet adımlarını gördükçe Ermeni toplumuna bunu anlatmaya çalışacağım ve aynı zamanda mecliste daha çok çaba gösterilmesi için de hükümeti ve diğer siyasi partileri cesaretlendirmeye çalışacağım. Ermenistan toplumundaki, Ermenistan yönetiminin bu konudaki ileri adımlarının da mukabele edilmesi için Ankara'daki iktidara ve meclise de çağrılarda bulunacağım. Yani bir kolaylaştırıcı olarak düşünüyorum kendimi, cesaretlendirici olarak düşünüyorum ama asla naif de değilim. Yani tarihten ders çıkararak
Yani bu konuda yani temkinli bir iyimserlik içindeyim. Bu temkinli iyimserliğimin de taraflarca boşa çıkarılmaması için elimden geleni yapacağım. Bu temkinli iyimserlik, bunu alt köşeye de yazabilirsek arkadaşlarla. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdi ben bu programı seninle yapacağımı duyurduktan sonra sosyal medyada tahmin edersin diasporalı yarıdan fazla gazeteci bu programı Türkçe yapacağımız için önce bir üzüldü ama hepsi soru gönderdiler ve sürekli bu temkinli, yani işte halen Azerbaycan askerlerimizi geri vermemişken, esirlerimizi geri vermemişken diyordu ki bugün bir 10 kişiyi daha iade ettiler Avrupa Birliği, Charles Michel'in Avrupa Birliği Başkanı, AP Başkanı pardon, Parlamento Başkanı Charles Michel aracılığıyla böyle bir tedirginlik de var. Aslında şimdi senin bu tanımladığın şeyden şunu da çıkarabiliyoruz. Bir anlamda bu samimiyetin gerçekliği, doğruluğuyla ilgili arada bir köprü de var. O da mesela senle olan ilişkileri. Burada tevazu gösteriyorsun ama nihayetinde şunu Agos'un sayfalarından izleyenler de bilir. Ben de yurt dışındaki Ermeni medyasını, Ermenilerin medyasını takip edenler de bilirler. Bir milli kahraman ilan edilmiştin o gün mecliste, o zamanlar ilk Amerika'ya yaptığın ziyaretlerde ve Ermenistan'a gittiğinde. Çünkü sonuç olarak Ermeni halkının bugüne kadar söyleyemediği şeyleri resmi kanallardan bir siyasetçi ağzıyla söyleyebiliyorduk. Şimdi böyle bir aslında kolaylaştırıcı yönü de var senin pozisyonun, ama şunu sormak istiyorum. Yol haritasından bahsediyorsun. Bir yol haritası var mı şu anda, onu görüyor musun? Çünkü siyasi ortam iktidar açısından bakıldığında çok böyle dengesiz gözüküyor. Aris, şu anda bir yol haritası yok. Ama tecrübemiz var. 1994 tecrübesi var. O dönemde hazırlanmış dosyalar var. Neler olmalı, neler yapılabilir? 2008-2009'daki süreç var. O zaman da hazırlanmış dosyalar var. Pek çok sivil toplum kuruluşu bunun üzerine çalıştı. Neler yapılabileceği de belli. Aslında bu da çok farklı bir formülasyon değil. Yani neler yapılabileceği konusunda 3 aşağı 5 yukarı seninle otursak, yani bir grup bu konudaki çalışmış insan otursak, bence bir hafta çalışsak bunların hepsini çıkarabiliriz. Ama sıkıntı şu, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nda hazırlanmış böyle bir yol haritası yok benim bildiğim. Bunun üzerine çalışmaya, ama bu yalnızca siyasetçilerin işi değil Aris. Siyasetçiler son noktaya koyarlar. Sivil toplumun meselesi, biraz toplumların meselesi, biraz aydınların, biraz gazetecilerin meselesi. Sıkıntımız şu, 2008-2009'u hatırla, sen de o zaman tabii genç bir gazeteci olarak evet. Ağustos'taydın ve o zaman herkes bu meseleyi konuşuyordu. Bütün televizyon programlarında Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konuşuluyordu. Aydınlar bunun üzerine çalışıyordu. Sivil toplum kuruluşları çalışıyordu. Ben bu konuda biraz da şunu yapmaya çalışacağım. Sivil toplum kuruluşlarını cesaretlendirmeye, aydınları cesaretlendirmeye çalışacağım. Çünkü şöyle bir sorun var. Ya bu iktidarla bir şey olmaz bakışı var. Haklı olabilirler. Yani bu iktidar çünkü pek çok noktada yüzüne gözüne bulaşmış bir iktidar. Ama eğer ki ortada bir tırnak içine söylüyorum devlet kararı varsa, yani bütün siyasi partilerin uzlaştığı bir konu varsa, bunu ciddiye almak gerekir. Bu iktidardan da öte bir durum çünkü. Bütün iktidarın muhalefeti, bütün siyasi partiler ortaklaşmışsa, ortada bir çatlak ses bile yoksa, o zaman farklı bakmak gerekir. Ermenistan'da da şu anda gördüğüme göre bütün büyük oranda bu düşünceye olumlu gözle bakıyor Ermenistan toplumu ve Ermenistan siyaseti. O zaman bunu bir iktidarlardan öte bir durumuna bakmak lazım. Ama burada sivil toplumun çalışmaları, aydınların çabası, gazetecilerin çabaları bu anlamda önemli olacaktır. Hem toplumu ikna etmek, ya hakikati anlatmak. Çünkü siyasetçiler bazen gerçek olmayan şeyleri de söyleyebilirler ama sivil toplum öyle değildir. Raporları ortaya koyar, analizleri ortaya koyar, nesnel durumu ortaya koyar. Ben bu adım atarsam onlar da bu adım atar der ve siyasetçiyi ikna eder. O açıdan biraz sivil toplumun, aydınların, gazetecilerin de daha çok sorumluluk alması gerekir. Ben bunu çabalamaya çalışacağım. Yani bu süreci ciddiye alalım. Gelin çalışalım, sorumluluk alalım. Bu fırsat penceresi konusunda sorumluluk alalım ki tamamını ersin. Hı-hı. Çünkü bakın 2009'daki süreci tamamlayabilseydik, o zaman evet bu Azerbaycan'ın istediği topraklardan yine çekilecekti. Belki yine bu pozisyona gelecekti ama 10 bin insan hayatını kaybetmeyecekti. Ve Azerbaycan-Ermenistan'ın milyarlarca dolarlık kaynağı efendim silaha gitmeyecekti, savaşa gitmeyecekti, halkların refahına gidecekti. Ve şu anda Türkiye ile ilişkiler normalleşmiş olacaktı. Ve Türkiye'deki aşırı milliyetçilerin elindeki bir kart daha yok olmuş olacaktı. Türk düşmanlığı, tırnak içinde söylüyorum. Veya Türkiye'deki Ermeni düşmanlığını yok etmiş olacaktık. Bunlar çok önemli şeylerdi. O zaman keşke daha çok çaba gösterseydik.
Ama şimdi yeni bir fırsat penceresi var. Ben buna temkinli olarak herkes inansın diyorum. Bana %100 güvenmeyin bu anlamda. Her şey çok güzel olacak diyemiyorum. Ama temkinli olarak herkes inansın. Bence herkes elinden geleni yapsın diyorum. Hı hı. Yine soru işaretlerimiz kalsın. Bu anlamda bagajlarımız kalsın. Ama bu sürece katkı sunalım ki bir kez daha bu fırsat penceresi kapanıp bir kez daha Allah korusun çatışmaların olduğu, insanların hayatını kaybettiği veya yoksul iki ülkenin, ben yoksulluktan gelişmekte olan iki ülkenin, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının gençleri hayatını kaybetmesin ve kaynaklarını savaşa harcamasınlar diyorum. Normalleşmeden herkes kazanacak. Bütün toplumlar kazanacak ama bu anlamda savaşın kazananı olmadığını gören üç ülkenin insanları barışın hep beraber kazananı olma tarafında olmasını ve aydınların da bu konuda sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. İki böyle soru doğdu yine söylediklerinden. Birincisi mesela şu, şimdi aslında bunu biz sadece bir iktidarın ya da bir hükümetin programı olmak dışında bir devlet politikası haline getirip de yayabilirsek tabana ve yani bunun sadece iktidarlarla değil, hükümetlerle değil, kalıcı bir çözüm arayışı haline getirebilirsek bunun şu anki güvensizlik ortamından çıkacağını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani şöyle ki bu, çünkü devlet dediğimiz şey biraz daha soğuktur aslında. Yani biraz toplumsallaştırma ihtiyacı var Aris bunun. Çünkü devletlere de güven olmaz. Yani devlet politikaları bir bakarsınız bir anda iktidarlar değişir ve değişebilir. Ama bu düşünceyi toplumsallaştırırsak o zaman daha zor dönülebilir. Yani düşünün ki şu anda ben gene örnek vereceğim. Kars, Iğdır, Erzurum, Van gibi sınır illeri var. Hı hı. Şimdi bu illerde gidip konuşsanız herkes ya bu sınır niye kapalı kardeşim? Açılsa da gitsek gelsek ticaret yapsak diye düşünürler insanlar. Yani düşünün ki oradaki insanlarla bunları konuşmak önemli bir noktadır. Onların katılımını almak, hatta akrabalık ilişkileri var. Şimdi ben Kars'a gidiyorum, bana diyor ki benim dedelerim efendim Ermenistan tarafından gelmiş. Ben hiç hayatımda gidip görmedim orayı diyor. Tersi de doğru, Ermenistan nüfusunun neredeyse yarısı Anadolu'dan göçme akrabaları olan insanlar. Şimdi baktığımızda turizm mesela meselesine bakalım. Yani veya karşılıklı ticari ilişkiler. İki halkın sınırlarının kalktığı ve rahat rahat gidip gelebildikleri dünyayı hayal edelim. Ermenistan'a şu anda çok sayıda turist geliyor. Türkiye'de çok sayıda turist geliyor. Bu ortak bir turizm projesi geliştirdiğimizi düşünelim. Bu ortak bir kalkınma projesidir aynı zamanda. 10 milyon turisti Ermenistan ve Türkiye'deki kültürel varlıkları ortak alanda gördükleri bir dünyayı hayal edelim. Ermenistan'ın kalkınmasına ne kadar faydası olur? Türkiye'nin doğu illerinin kalkınmasına ne kadar faydası olur? Böyle bakalım. Bunun yanında halkların birbirine gidip geldiği ve düşmanlık ilişkilerinin ortadan kalktığı, aslında iki halkın birbirine ne kadar yakın olduğu düşüncesini ortaya koyalım. Bunları başarırsak o zaman bakın şöyle olacak. Hani bizim Ermenilerde bir laf vardır, Türk Türktür diye, öyle değil mi? Türk Türktür evet. Derler bazıları, çok ön yargılılardır. Oysa her Türk milliyetçi değildir, her Türk tırnak içinde söylüyorum kendilerine göre kötü değildir. Bizim, ben o sayede bu ülkede yaşıyorum, yani pek çok demokrat Türk var ve onlar milliyetçi düşüncelere karşılar. Tersi de doğrudur, Türkiye'de de ya Ermeniler şöyledir, böyledir, kötüdür, haindir tırnak içinde söylüyorum ifadeler vardır. Ama şimdi baktığımızda böyle olmadığını düşünen insanları çoğaltmak hepimizin faydasına değil mi? Yani düşünün ki beni mesela mecliste birileri gördüğünde ya sen Ermenisin ama iyi bir insansın diyebiliyor. Niye? Hayatında ilk kez Ermeni görmüş. Oysa halkların birbiriyle daha çok buluştuğu, ön yargıları kırdığı, parçaladığı, ticaret yaptığı, kültürel ilişkiler sağladığı bir düzleme geçsek 100 yıl önce de olduğu gibi Türkiye'de Ermenilerin yaşadığı, daha çok yaşadığı, bütün şehirlerde var olduğu bir Türkiye'yi tekrar hayal etsek veya Azerbaycan-Ermenistan meselesine bakalım. 30 yıl önceye kadar Bakü'de Ermeniler yaşıyordu. Öyle değil mi? Azerbaycan'ın pek çok yerinde Ermeniler yaşıyordu. Erivan'da da veya Ermenistan'ın bütün şehirlerinde Azeriler yaşıyordu az veya çok. Ama şimdi baktığımızda sanki çok kadim düşmanlar olarak algılanıyorlar. Oysa bu iki halk kadim düşman değil. Türkiye halklarıyla Ermenistan halkı kadim düşman değil. Ortada milliyetçi, aşırı milliyetçi politikalar var. Bunlar halkları birbirlerinden uzaklaştırmış. Tekrar yakınlaşmak için aslında
ön yargıları kırmak gerekiyor. Ben gerisinin çok kolay olduğunu düşünüyorum. Kültürel ilişkiler, ticari ilişkiler, diplomatik ilişkiler çoğaldıkça, halklar birbirlerine gidip geldikçe, hemhal oldukça barış düşüncesinin çok daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Bu açıdan normalleşme çok önemli Aris. Yani kapısı kapalı bir komşunuzla hiçbir şeyi çözemezsiniz. Ama kapınız açıksa ilişkileri başlarsınız, sonra sorunları konuşmaya başlarsınız. Büyük meselelerimizi daha sonra çok daha kolay konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun için tabii ki o kadar naif değilim, demokratik bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ancak demokratik bir Türkiye temel sorunları çözebilir. Şimdi o kadar demokratik olmayan bir Türkiye belki normalleşme adımlarını atabilir ama temel sorunların çözümü çok daha demokratik bir Türkiye olabileceği konusunda da hiçbir şüphem yok. Bir şey sormak istiyorum. Bu ilk açıklamalar geldiğinde özellikle bazı yani Türkiye'deki bazı gazetelerde hani Biden'a işte Amerikan yönetimine iyi gözükmek için bu adımların atıldığını, hani Türkiye'nin sıkıştığını hem ekonomik olarak hem siyasi arenada, diplomasi alanında bu yüzden de Amerika'ya bir göz kırptığını yönünde yorumlar ve haberler yazmışlardı ama hem Yedvard Danziken hem de birkaç kişi bunun çok da öyle olmadığını da dile getirdiler. Çünkü şimdi Türkiye'nin açıkladığı özel temsilci de eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç. Sonuçta bu anlamda Ermeni diasporasında çok iyi anlaşamadı, çok iyi anlaşamadığı bir isim. Çünkü sen de söylüyorsun Ermeni diasporası aslında dünyanın dört bir yanına dağılmış bir durumda ama yurt dışına gittiklerinde de halen konsoloslukla bağları olan insanlar bunlar. Gidip geliyorlar, iş yapıyorlar, akrabaları ya da işlerinde hep tanışlar bu anlamda. Bunun yurt dışından gelen baskılarla Amerika olsun, Rusya olsun yapıldığını düşünüyor musun? Yoksa şu an konjonktür mü öyle gerektirdi? Konjonktür öyle gerektirdi ve şunu da söyleyeyim tabii ki. Ben Ankara'da bunu net olarak görüyorum. Türkiye'nin dış siyaseti çökmüştür. Yani Ege politikasında biliyorsun agresif politikalar sonucunda Türkiye kaybeden taraf oldu. Ve sonuçta ne oldu? Yunanistan efendim daha çok Amerikan üstüne kapı açtı. Amerika'dan, Fransa'dan silahlar alıyor, evet. Ve Türkiye geri adım atmak zorunda kaldı ve Ege politikası çöktü. Libya politikası çöktü. Afganistan politikası çöktü. Suriye politikası çöktü. Dış politikada bir hikayesi yok. Yani burada pragmatik olarak bile bakıyorlarsa bence konjonktürel bir durum. Bence Erdoğan ve hükümeti bir hikaye arıyor. Ve kendilerince burada bir hikaye var. Yani bu zaten siyasette biraz diyorum ya fırsat penceresi olarak tanımadığım şey o zaten. Yani Erdoğan burada bir hikaye var diyor. Ben bu Kafkaslar'da barışın tarafında olarak bir hikaye yaratabilirim ve dünyayı da anlatabilirim diyor. Bu da çok da anlaşılır bir şey. Bunda kötümseyecek bir şey yok. Biden'a da anlatırım, Batı'ya da anlatırım. Bak ben yalnızca efendim otoriter bir lider değilim, barışın da taraftarı olabilirim diyor ki Erdoğan pragmatik bir lider ve oportunist tarafları da var. Bunu çok iyi biliyoruz. Şimdi böyle bunu kötü bir şey olarak değerlendiremeyiz ki. Siyaset biraz böyle bir şey. Hani siyasette fırsatlar vardır. Efendim bakarsınız ben böyle yaparsam sonucu bu olur dersiniz ki Erdoğan bence böyle bir irade ortaya koymuş durumda. Bunu da kötüleyemeyiz. Yani her ne sebeple olursa olsun. Hani Biden'a bir hikaye anlatmak istesin, dünyaya bir hikaye anlatmak istesin, varsın anlatsın. Mesele nedir? Barış yönünde irade koydu mu, koymadı mı? Bu konuda bir irade var. Ve Sayın Serdar Kılıç'ın atanmasını ben şöyle değerlendiriyorum. Yani Serdar Kılıç biraz içeriden birisi. Hani bir diplomat, evet ama AKP'ye yakın bir diplomat. Çok yakın bir diplomat, içeriden birisi. Bunu da şöyle görmek lazım. Hani normal bir diplomat atansaydı belki daha köşeli bakabilirdi bir diplomat meseleleri. Ama siyasi bir atama gibi değerlendirebiliriz bunu. Yani Serdar Kılıç siyasi bir diplomattır. Ve doğrudan Erdoğan ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın ile beraber çalışacaktır ve bu açıdan da adımların daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Yani ve Ermenistan'dan da siyasi bir atama olmuştur. Rupen Rupinyan sonuç olarak yani siyasi bir kişiliktir. Bu açıdan iki siyasi kişiliğin tabii ki Sayın Paşinyan ve Sayın Erdoğan ile beraber bu meseleleri çok daha hızlı yürütebileceğini düşünüyorum. Ben beklenenden çok daha hızlı adımlar olabileceğini düşünüyorum. Tabii temkinli iyimserlik içinde. Yani bundan önümüzdeki yılın içinde yol haritası belirlenebilirse çok hızlı adımların oluşabileceğini düşünüyorum. Çünkü Erdoğan seçime kadar bir hikaye arıyor. Hem bir barış hikayesi hem de ikinci bir hikayede bu Zengezur üzerinden
Türk dünyasına ulaştım. Bak böyle bir başarı hikayesi anlatmak. İki şey var. Dünyayı anlatacak bir barış vizyonu Kafkaslar'da, Güney Kafkaslar'da. İki, Türkiye'deki milliyetçiler anlatacak bir Türk dünyasına ulaştım hikayesi. Ben bu iki konuda da istekli olduğunu düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu da bizim için bir fırsat penceresi. Her ne sebeple olursa olsun Ermenistan'ı dışa kapalı bir ülke dışın durumdan çıkarmak ve Ermenistan'ı güvenli hale getirmek nasıl olur bunu düşünmemiz lazım. Şimdi sol tarafınızda düşman bildiğiniz bir ülke, sağ tarafınızda düşman bildiğiniz bir ülkeyle güvende olma şansınız yoktur. Ben bunu 4 yıl önce de Ermenistan'a doğrudan anlatmaya çalıştım. Ve Azerbaycan sofistike silahlara yatırım yapıyor ve bu silahlanma yarışına yetişemeyebilirsiniz diye ben bunu net bir şekilde söyledim. Ermenistan'ın çıkarı komşularıyla barışçı ilişkiler sürdürmektir. Tabii ki o zaman ne Azerbaycan'da ne Türkiye'de böyle bir irade yoktu. Ben Ermenistan'ı bu anlamda suçlamıyorum. Ama şu anda bir irade varsa bu iradeyi değerlendirmek gerekir. Bu bir zayıflık göstergesi değildir. Tam tersine barışı düşünmek, barışçı politikaları düşünmek bir güç gösterisidir. Çünkü barış istemek cesaret ister. Savaş konuşmak, milliyetçi hamasetleri konuşmak çok kolaydır ülkelerin yönetenler için. Ama barışı konuşmak cesaret ister. Bu cesaret kim gösteriyorsa onun elini tutmak gerekir. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Yani umarım bu temkinli iyimserliğimin sonu hayal kırıklığı olmaz. Ben olmayacağını umut etmek istiyorum. Bu temkinli iyimserliğin sonucunda en azından iki ülkenin sınırlarının açıldığı, iki ülkenin birbirinde diplomatlarının olduğu, büyükelçiliklerinin açık olduğu, iki ülkenin kültürel ekonomik ilişkilerinin başladığı, doğrudan uçak seferlerinin başladığı bir duruma 2022 yılı sonuna kadar ulaşmayı umut ediyorum. Çok da şey yapmayacağım çünkü önemli iki konu şimdi gündeme geliyor. Bir tanesi aslında bu şimdi biz gelen bu açıklamaları fırsat penceresi diyorsun ya, bu gelen açıklamaları biz bir fırsat penceresi yapıp yolu biraz daha genişletmek, açmak için aslında sivil toplumu ve gelen açıklamayı, yani oradan bir olumlu ya da olumlu gelen bir açıklamayı biz fırsata dönüştürüp açmak istiyoruz. Çünkü orada bir ortam yaratılmış durumda. Bu aynı mevzu şu an Türkiye'deki birçok konuda oluyordu. Bir ay önce, yaklaşık bir ay önce burada eski CHP eski milletvekili Selin Doğan'la Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasını konuşurken Doğan diyordu ki biz bunu bir fırsat bilip bunun genişlemesi, yani bu sözü yayabilmek için sivil toplumun daha çok çalışması lazım. Sadece sözde kalmasın diye. Şimdi aynı şekilde burada bir normalleşme süreci var. Bu sadece sözde kalıp iki tarafın işte atamalar yapmasıyla kalmasın diye hemen altını doldurmak gerekiyor ve yol haritası senin de dediğin gibi çok hızlı. Eğer hızlı olursa olacak gibi gözüküyor. Öyle mi? Evet, yani bu konuda şimdi şöyle, Türkiye'nin gündemi bambaşka Aris. Yani Türkiye'nin gündemi şu anda derin bir ekonomik krize girmiş durumdayız. Ben bu ekonomik krizin daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Ve halkın gündemi ekonomi. Yani 2007-2008'de durum böyle değildi. Şimdi ise gündem ekonomi ve bu iktidara karşı büyük bir güvensizlik. Bence en büyük dezavantajımız bu. Yani bu iktidar dış politikada her şeyi yüzünü gözüne bulaştırdı. Ekonomik kriz yarattı. Veya şu anda Kürtlere karşı bu kadar negatif politika uygulayan bir siyaset nasıl Ermenilerle barış yapabilir düşüncesi. Bu konuda haklı olabilirler. Hı hı. Ama durum şu, bazen de siyasette sıkışıldığı zaman, yani diyorlar ya ekonomik kriz var bundan dolayı böyle yapıyor. Siyasi kriz var bundan dolayı böyle bir şey yapıyor. Bu kadar ekonomide sıkışmışken, siyasette sıkışmışken ülkeler bir çıkış yolu ararlar. Bir nefes alma yolu ararlar, bir hikaye ararlar. Varsın bu hikaye Güney Kafkaslar'daki barış olsun, normalleşme olsun. Hiç yoksa bunu başarabilelim. Yani tabii ki ben elbette Kürt siyasetinde de Kürtlere karşı olan politikaların da normalleşmesini arzu ediyorum. Eğer bunun adı normalleşme olacaksa daha eşitlikten yana politikaların devreye geçmesini, ekonomide bu kadar irrasyonel politikaların atılmamasını ve ekonomik krizin sona ermesini arzu ediyorum. Ama bir iktidar şu anda ben açıkça söyleyeyim bir devlet politikası olarak diye tanımlıyorum bunu. Bu yönde bir irade ortaya konmuşsa buna bakmak gerekir. Temkinli bir şekilde de bunun için ne yapılması gerekiyorsa adım atılması gerekir. Ama şu dediğin çok önemli. Yalnızca iktidara bırakılamayacak kadar önemli bir konu bu. Yani bu mesele asla ve asla Erdoğan bu işin arkasında durur mu durmaz mı noktasında bırakılamaz. Eğer ki
sivil toplum, aydınlar ve topyekun Ermenistan ve Türkiye toplumları bu meselenin arkasında durursa bu mesele tamamına erer. Ama eğer ki yok bu işi bu iktidara güvenmiyoruz, bırakalım Erdoğan bakalım ne yapacak dersek bu iş tamamına ermez diye düşünüyorum. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Benim de Erdoğan iktidarına karşı ön yargılarım yok mu? Elbette var. Bunu karşı en çok acıyı çeken, baskıyı gören siyasi partinin eş genel başkan yardımcısıyım sonuç olarak ben. Ama bu kimliğimi şu anda ayırıyorum. Yani partime karşı olan baskıları karşı mücadele ediyorum. Şimdi ben bir Ermeni siyasetçi olarak Ermenistan'da normalleşme konusunda ayrı bir sorumluluk almayı, oraya ayrı bir sayfa olarak görmeyi tercih ediyorum. O sayfayla ilgili çabalarımı göstereceğim. Tamamen ermesi için her türlü siyasi sorumluluğu alacağım ve sivil toplumun ve bütün aydınların çaba göstermesi için onları cesaretlendirmeye çalışacağım. Ama diğer yandan partime karşı olan saldırılara karşı da elbette bu iktidara karşı mücadelemi sürdüreceğim. Şunu eklemek istiyorum. Şimdi bu biraz önce daha önceki girişimlerden bahsederken işte 93 sonrası 2008 döneminden bahsettik. 93 döneminde aslında Levon Torpetrosyan'ın baş danışmanlarından biri Jerar Libaridyan bir makalesinde ki daha önce Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde aynı dergide yayınlanan makaleler yazdılar. O makalesinde Ermenistan'ın bağımsızlığı Türkiye'nin demokratikleşmesine bağlıdır aynı zamanda diyor. Şimdi bugün geldiğimiz bu yani bu makale 2008 döneminde yazılmış üzerinden bu kadar sene geçtikten sonra bugün geldiğimiz noktada şimdi biraz senin biraz önce bahsettiğin gibi iki yanında düşman diye tanımladığı ülkeler olduktan sonra Türkiye'deki demokratikleşme oradaki bağımsızlığı da tetikleyebilir. Oradaki bağımsızlık buradaki demokratikleşmeyi de mi tetikleyebilir? Böyle mi görmemiz lazım? Kesinlikle öyle. Ama ben burada anahtarı biraz Türkiye olarak görüyorum. Yani Türkiye çünkü büyük bir ülke. Evet. Türkiye demokratikleştikçe ve komşularıyla sorunları diplomasi yoluyla çözme yolunu tercih ettiğini ortaya koydukça ki bu çok boyutludur biliyorsunuz. Yani Yunanistan'la ilişkilerimizde gerilim politikasını ortaya koymak başka bir şey. Barışçı politikalar ortaya koymak bambaşka bir şey. Yani ve maalesef yıllardır gerilim politikasını hükümet ortaya koyuyor. Veya Kürt politikasında Suriye karşı olan siyasete baktığımızda, Irak'a karşı olan siyasete baktığımızda gerilim politikasını ortaya koyuyor. Şey Ermenistan'a karşı da hiçbir zaman yakın vadede bir barış eli uzatılmadı. Tam tersine Azerbaycan'ın silahlanması, o ordunun geliştirilmesi ve Ermenistan'a karşı bir saldırının planlanmasına kadar maalesef bu iktidar ortaya koydu. Bu konuda önyargılı olmakta çok haklıyız. Ama bu savaştan ben bir ders çıkarıldığını düşünüyorum. Şimdi savaşlardan sonra Aris, İki yol izlenir. Ya o savaşçı politikalar devam ettirilir, efendim intikam politikaları düşünülür ya da her toplum kendi payına düşen payı düşünür, ders çıkarır ve artık barışı düşünme zamanıdır der. Ben şu anda herkesin biraz daha barışı düşündüğünü düşünüyorum. Yani Aliyev iktidarı bile ya biz bu savaşı yaptık ama ülkemizde Rusya yokken şu anda Karabağ ve Azerbaycan'a Rusya yerleşti diye bakıyor diye düşünüyorum. Yani Rusya etkisi daha fazla çoğaldı. Ermenistan'da da benzer bir durumu düşünüyorum ve yani demokratik bir Türkiye'nin burada anahtar olduğuna eminim. Ama şunu söyleyeyim, normalleşmeye kadar yani Türkiye'de antidemokratik bir iktidar var. Bu konuda devlet politikası ise bu adımların hepsi atılabilir. Yani uçak seferleri olabilir, karayolu açılabilir, büyükelçiler atanabilir. Bunlar normalleşmeye kadar olan atımlar. Ama bundan daha ötesini bekliyorsak bunların şu anda çözülebileceğini ben düşünmüyorum. Yani bundan çok daha ötesinde 1915 Ermeni soykırımıyla yüzleşmek, diğer meseleleri bu meselelerin içine katmaya çabalarsak bunlar şu anda mümkün değil. Bunların çözümü ancak geçmişle yüzleşmek, ancak demokratik bir Türkiye ile olabileceğini düşünüyorum. Ancak demokratik bir Türkiye Ermeni soykırımıyla yüzleşebilir, geçmişle yüzleşebilir ve eşitlik içinde, barış içinde bir Türkiye tahayyülü kurabilir. Şu anda bu durumda değiliz. Ama normalleşme adımları için şu anda yalnızca efendim Türkiye diyelim ki Türk dünyasına, diğer Türk dünyasına karayolu açalım, öbür tarafta sınırları açalım, ticari ilişkiler başlasın, diplomatik ilişkiler başlasınla sınırlı adımlar her zaman atılabilir. Ve bunlar da iki toplum arasındaki ön yargıları kırar ve daha derin meseleleri
daha kolay konuşma düzlemine geçebiliriz diye düşünüyorum. Garo, çok teşekkürler yayına katıldığın için. Çok anlamlı oldu. Bence iki tarafta da bu yayın için gerekli mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Umarım kolaylaştırıcılığına çok daha sık başvuracaklardır ve bu akil çağrıları duyacaklardır. Buradan şunu da eklemeden bitirmek istemiyorum. Şimdi Türkiye-Ermenistan ilişkileri konuşurken benim aklıma ilk gelen sivil toplum vesaire konuşurken ilk gelen bu konuda, yani Türkiye'nin demokratikleşmesi içinde Türkiye içerisinde ne kadar adım atılıyorsa Türkiye-Ermenistan normalleşmesi için zamanında daha ortada kimse yokken bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söyleyenlerden biri de Osman Kavala'ydı. Bu konuda da çok da adım atmıştır, destek vermiştir. Kendisinin de şu anda yani Türkiye'de sonuçta hapiste olduğunu da hatırlatalım. Böyle bir ortamda bu demokratikleşme, normalleşme adımları atılıyor. O yüzden de bu temkinli iyimserlik altını çizerek buraya ekleyelim. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ben de Osman Kavala bu meselede en çok çaba gösteren dostlarımızdan birisi ve hala cezaevinden kendisiyle haberleşiyoruz. Geçenlerde bir ziyarette de bulundum. Bu konuyla ilgili görüşlerini de aldım. Kendisi de bu konuda ciddi çok önemsiyor bu normalleşme adımlarını ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşecekse gerçekten bunun en çok çaba gösteren insanlarından birisi olan Osman Kavala'nın da bu tutukluluk halinin son bulması gerekir ki onun gibi insanlarla bu çabayı büyütebilelim. Evet, çok doğru söyledin. Ermenistan'da öyle derler. Aynı kanalcı işte, o kadar da doğru. Çok teşekkürler. Teşekkürler Aras. Evet, bu hafta da Garo Paylan'la Türkiye ve Ermenistan'dan gelen normalleşme sinyallerini konuştuk. Size yeni bir Gamurç'ta daha buluşmak üzere diyelim. Zdravstvuyte.